Evet, gördüğünüz gibi sadece 2001 krizinin sorumlusu, bu işlerin sorumlusu 2001 krizi değil, AKP'nin yarattığı bu rant projeleriyle dolu bir politika. AKP Merkez Bankası için harekete geçti. Mecliste sunulan teklife göre Merkez Bankası'nda yabancı ülke merkez bankalarına ait varlıklar hazzedilmeyecek. Teklifin hangi gerekçeyle getirildiği bilinmezken Cumhuriyet Halk Partisi'nden sert tepki geldi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'yi en itibarsız ülke haline getirdiler açıklamasını yaptı. MHP lideri Bahçeli'ye de seslenen Kılıçdaroğlu, hangi gerekçeyle evet diyeceksiniz buna diye sordu. Türkiye öyle bir itibarsızlaştırdılar ki içim acıyor gerçekten. Merkez Bankası kanununda bir değişiklik getirdiler. Bir maddelik bir değişiklik. Gerekçeyi okuyorum. Diğer merkez bankalarının banka nezdinde para, alacak, mal, hak ve varlıklarının haczedilmemesi amaçlanmaktadır. Memur ve emekli maaşları ile ilgili düzenlemelerin yer aldığı 18 maddelik torba kanun teklifinin içine yerleştirildi o düzenleme. Merkez Bankası kanununda bir değişiklikle yabancı merkez bankalarına ait varlıkların haczedilemeyeceği teklif edildi ama o teklif soru işaretlerini beraberinde getirdi. Yani Katar Merkez Bankası bizim Merkez Bankası'na para gönderdiği zaman bizden herhangi birisi gidip o parayı haczedemeyecek. Kanun getiriyoruz. Gerekçesine efendim diyor ki güven temelinde yürütülmesini teminen. Demek ki hiç kimse sana borç para vermeye güvenmiyor. Merkez Bankası kanununda neden böyle bir değişikliğe ihtiyaç duyuldu? Düzenlemeyi hangi ülke talep etti? İşte tüm o sorular yanıtsız kalırken AKP'li vekillerin plan ve bütçe komisyonundaki savunmaları da dikkat çekti. AKP'ye göre bazı az gelişmiş ülkeler Türkiye'yi güvenli liman olarak görüp Merkez Bankası'na hesap açmak istiyor ama yasal düzenleme şartıyla. Türkiye'yi en güvensiz, en itibarsız devlet haline getirdiler. Ve diyorlar ki sen haczedilmeme garantisini verirsen ben ancak getiririm oraya. Cumhuriyet tarihinde böyle bir şey yoktu. Şimdi öyle bir noktaya geldi ki parayı vereceğim ya ödemezse. Tabii soru şu. Gelen bu paralar kimin parası? Niye o ülkeler size güvenmiyorlar? Başka bir ülkenin parasını biz niye haczedelim? Türkiye'ye güvenip hesap açmak istenirken bir yandan da yasal güvence istenmesinin nedeni merak ediliyor. Ama muhalefet o teklifin gerekçesini öğrenmekte kararlı. CHP lideri Kılıçdaroğlu doğrudan MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye seslendi. Bütün ülkücüler adına Sayın Bahçeli'ye soruyorum. Bu maddeye hangi gerekçeyle siz evet diyeceksiniz? Hadi AK Partileri saymıyorum. Çünkü sultanın sofrasına oturan alimin bilgisine itibar edilmez. Ben MHP milletvekillerinin sultanın sofrasına oturduğunu düşünmüyorum. Ama onların vicdanına sesleniyorum. Bu memleket sadece benim memleketim değil, hepimizin memleketi. CHP lideri istenilen yasal güvenceyle yabancı ülkelerin Türkiye'ye neden güvenmediğini, aslında kimden korktuklarını sordu. Biz bunu haczetmeyeceğiz garantisi veriyorsunuz. Kimden korkuyor bu devletler? Niye korkuyorlar? Neden Türkiye'ye güven duymuyorlar? E sorun kardeşim. Soracaklar mı? El kaldırıp indirecekler. Adaleti kaybettiğinizde zaten ahlak olmaz. İtibarı kaybettiğinizde dünya size farklı bir gözle bakar. 6 ay içinde, 6 ay içinde Allah'ın izniyle göreceksiniz. Türkiye'nin bütün çarkları adalet diye dönecek. Evet, Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeminde sadece bu yoktu sevgili seyirciler. 20 Aralık gecesi de vardı. Çünkü 20 Aralık gecesinin üzerindeki sis perdesi hala aralanmadı, hala kaldırılmadı. Bu perdenin kaldırılması için Cumhuriyet Halk Partisi bir önerge vermişti, araştırma önergesi. O gece ne oldu? Hadi bir araştıralım demişti. AKP ve MHP'lilerin oylarıyla bu araştırma önergesi de reddedilmişti. İşte Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu bugün bu konuyu bir kez daha gündeme getirdi ve dedi ki AKP ve MHP'nin milletvekilleri soyguncuların yanında yer almıştır. Tek kişilik hükümet çoklu organ yetmezliğiyle karşı karşıyadır. Şu anda devlet yönetilmiyor. Güçler aslında siyasi otoriteye yön veriyor. Bu güçlerin bazıları uyuşturucu var onların. Bazıları dolar var onların. Türkiye'nin kur korumalı mevduat sistemine geçtiği 20 Aralık günü iktidara göre tarihi bir gün. Ancak muhalefet o gece Cumhuriyet tarihinin en büyük vurgununun yapıldığı düşüncesinde. Birileri 18 liradan dolarını bozdurdu. 2 gün sonra gitti 13 liradan dolar satın aldı. Milyarlarca lira para kazandı bazıları.
Dedi ki bunu araştıralım mecliste. AK Parti'nin ve MHP'nin milletvekilleri hayır bunu araştırmayın dediler. CHP lideri Kılıçdaroğlu salı mesaisinde bir kez daha 20 Aralık gecesini gündeme taşıdı. O gece kimlerin yüksekten döviz alıp düşükten sattığının ortaya çıkması için partisinin verdiği araştırma önergesini hatırlattı. Cumhur İttifakı'na seslendi. AK Parti'nin milletvekilleri, MHP'nin milletvekilleri fakirin fukaranın yanında değil soyguncuların yanında yer almıştır. Soyguncuları destekleyen, onları koruyan AK Parti'nin ve MHP'nin sizi sürüklediği çıkmaz yoldan bu kardeşiniz kurtaracaktır. Kim devleti soyuyorsa araştırıp bulacağız kardeşim. Kılıçdaroğlu ekonomide çöküş yaşandığını söyledi, üç başlık altında sıraladı. Tam bir çöküş yaşanıyor ekonomide. Yüksek mevduatı olanlara verilen rüşvet, fakir fukaradan aldığını zengine aktarmaktır. Yani ona vatandaşın sırtından rüşvet veriyorum. Kardeşim ihracat mı yapıyorsun? İhracat bedelinin %25'ini getireceksin, Merkez Bankası'na yatıracaksın. İhracatçının sırtına çöktüler şimdi. Türk vatandaşlığı alım şartlarının değiştirilmesi üzerinden MHP lideri Bahçeli'ye de sert sözlerle yüklendi. Bu Bahçeli'ye kapak olsun. Konut alana vatandaşlık veriliyordu. Baktılar bu çok fazla tutmadı. Bankaya 500 bin dolar para yatırırsan sana Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı vereceğim diyor. 500 bin dolara vatandaşlığı satıyorsun ya. Yani siz milliyetçiydiniz. Sen dolar baronlarına getir parayı, uyuşturuculara getir parayı. Koy 500 bin doları ben sana vatandaşlık vereceğim diyor. O beylerin burnundan fitil fitil yatıracağım. Kılıçdaroğlu faiz sebep enflasyon neticedir tezini sık sık yineleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da hedefini aldı. İktidarın söylemlerinin aksine aslında faizin düşmediğine dikkat çekti. Ocak başında devletin 5 yıllık borçlanma faizi 22.70'den 26.34'e çıktı. Yani faizler düşüyordu. Tefecilere hizmet eden kişinin adı Erdoğan'dır, hiç kimse unutmasın. Öyle faize karşıyım, faiz olmaz. Bunların hepsi hikaye. Bay Kemal desin. Sen faiz yükseldi diyorsun, devletin borçlanma faizi senin dediğin rakamlar değil, tam tersine düştü desin. Diyebilir mi? Diyemez. Kime hizmet ediyor? Tefecilere hizmet ediyor, 84 milyona değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni finansal alternatif diyerek duyurduğu kur korumalı TL mevduat sistemine vatandaş beklenen ilgiyi göstermedi. Rakamlar bunu böylece ortaya koydu değerli izleyenler. Sistemin kapsamı genişletildi bunun üzerine. Kur korumasına şirket ve kurumlar da dahil edildi ama yeni sistemin maliyetini kimse hesaplayamadı. Döviz kurunu ülkemizin gerçeklerine uygun sürdürülebilir bir seviyeye getirmek için açıkladığımız program amacına ulaşmıştır. Bankadaki mevduatın garantisini dolarla verirseniz, faizin garantisini dolarla verirseniz bu olmaz. Bu yanlıştır. Dolar kurundaki hızlı yükseliş Türk lirasındaki tarihi değer kaybından iktidar yeni bir modeli devreye aldı. Türkiye kur korumalı mevduat sistemiyle tanıştı ama geriye bilinmeyen yükü kaldı. 2023 hedefleri gitti, yerine 1973 çözümleri geldi. Bunların hepsi o yoksul Türkiye'nin, fakir Türkiye'nin, istikrarsız Türkiye'nin döneminde hepsi denenmiş. Hiçbir fayda getirmemiş. Vatandaş beklenen katılımı göstermeyince iktidar yeni sistemden umduğunu bulamadı. Bankalardaki bireysel döviz mevduatı artmaya devam etti. Bu kez sistemin kapsamı genişletildi, kur koruması şirket ve kurumlara da açıldı. Milletimiz bu programdaki tedbirleri takdirle karşılamış, piyasalar da buna uygun adımları atmıştır. Milli paramızın itibarını kimsenin düşürmeye hakkı da yoktur, yetkisi de yoktur. Türk milleti kobay mı? Böyle iş bilmezlik olur mu? Böyle devlet yönetilir mi? Yazıklar olsun sana. Hazine ve Maliye Bakanlığı ise sisteme yönelik hazırladığı etki analizini Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'na sundu. Hazinenin rantiye büyük miktarlarda kur farkı ödemek zorunda kalacağına yönelik endişeler nasıl giderilecek sorusu yanıtsız bırakılırken sistemin hesaplanamayacak kadar belirsiz bir durum yarattığı da gözler önüne serildi analizde.
Türk lirası mevduat ve katılım hesaplarına dönüşümün desteklenmesi uygulaması, piyasalardaki yüksek döviz kuru volatilitesinin önüne geçilmesi amacıyla devreye alınarak uygulamanın duyurulduğu tarihten itibaren kısa sürede piyasalarda olumlu etkileri gözlemlenmiştir. Söz konusu uygulamanın etkileri iki temel değişken tarafından belirlenmekte olup, maliyet hesapları sisteme katılacak mevduat seviyesine ve ilgili dönemde gerçekleşecek kur değişiminin mevduat faizinin üzerinde gerçekleşmesine göre değişiklik gösterdi. Mali etkisi tam ölçülememektedir. Garibanı, döviz sahibini fonladı, saçma sapan karanlık bir dünyaya götürdüler Türkiye'yi. Yeni modelin kamuya maliyetin açıklanmamasına CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'ndan da tepki geldi. Ne kadar bir meblağdan bahsediyoruz? Kur garantisi verilenlere ne kadar para aktarılacağı belli değil. Bunları bürokrasinin, bankaların bilmesi söz konusu olamaz. Tek tek ne kadar faiz verildiği, ne yapıldığı bellidir. Kaç kişi oldukları bellidir. Kanuna ne kadar para aktarılacağı yazılmalıdır. Sistemin mali etkisi ölçülemezken Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan sisteme katılımın 107.6 milyar liraya ulaştığını duyurdu. Dolarla vaftizlenmiş faiz diyorum ben bunu. Bunun faiz karşılığıyla falan alakası yok. Evet, durum bu. Hani tam da burada söylenen aslında bindik bir alamete gidiyoruz. Kıyamete bir politika var, bir uygulama var önümüzde ama bunun maliyetini hiç kimse öngöremiyor. Yani bir inşaat yapacaksınız, işte 10 katlı bir apartman dikeceksiniz. Her katta işte 4'er daire olacak. Bunun bir maliyeti olur değil mi? Oturur onun maliyetini çıkartırsınız, bir hesap kitap yaparsınız. Şunu şuraya ödeyeceğim, bu kadarını buraya ödeyeceğim diye bir raporunu çıkartır, fizibilitesini yapar. Ondan sonra o inşaata girişirsiniz. Hayır. Böyle değil. Koskoca devlet ne ödeyeceğini bilmiyor şu anda. Hakikaten bilmiyor. Onlar da bilmiyor. Onlar bilmezse zaten bizlerin bilmesi diye bir şey söz konusu da öyle gidiyoruz yani. Hani bindik alamete gidiyoruz, kıyamete durumu. Ziraat Bankası'ndan aldığı 750 milyon dolarlık krediyi ödemediği ortaya çıkan Demirören grubunun şimdi kuru sabitlediği iddiası ortaya atıldı. Dolar 4 lirayken alınan kredi o zaman 3 milyar lira yapıyordu. Şimdi ise 10 milyar lirayı geçti. Fuat Oktay'ın yanıtlaması için meclise soru önergesi veren Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Ali Aydar Akverdi, aradaki 7 milyar lira için görüşmeler yapılıyor mu diye sordu. Yani Demirören 7 milyar lirayı ödemekten kaçınıyor ve bununla ilgili de Ziraat Bankası'yla sürekli mekik dokuyor. Demirören'in kredi borcu 4 dolara mı sabitlendi? Bu soru CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi tarafından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması isteğiyle meclise taşındı. Tartışmalar yeniden başladı. Ziraat Bankası artık çiftçinin değil, tüpçünün bankası olmuştur. Demirören aldığı krediyle bir kuruluşu yandaşlaştırdı. İktidarın ve sarayın emrine girdi, karşılığında da aldığı paranın ödenmemesine göz yumuluyor. 750 milyon dolar ödendi mi sorusu uzun zamandır soruluyor. Ancak bir türlü yanıtlanmıyor. Hakverdi, kredinin çekildiği tarihin dolar kuru ve şimdiki kurun karşılaştırmasını yaptı ve kur sabitlendi mi diye sordu. O tarihte dolar 4 liraydı. Bu süreçte dolar da yükseldi ve o gün 4 dolardan aldığı kredi 3 milyar lira yaparken bugün itibariyle bu kredinin karşılığı 10 milyar 350 milyon lira. Yani Demirören 7 milyar lirayı ödemekten kaçınıyor. Her seferinde ticari sır denilerek soru önergesi yanıtsız kaldı. Demirören ve Ziraat arasındaki görüşmelere dikkat çeken Hakverdi bu kararı sadece Erdoğan'ın alabileceğini söyledi. Bugün Ziraat Bankası ile Demirören arasında görüşmeler yapılıyor ama bu kararı verecek olan yine Erdoğan'ın kendisidir. Erdoğan'ın talimatıyla kur sabitlenebilir ya da bugünkü kur üzerinden alınabilir. Aslında bu karar Ziraat Bankası'nın değil, Erdoğan'ın bizzat kendisinindir. Kredinin nasıl verildiği, şartları, ödenip ödenmediği gibi sorular hala cevapsız. Bunlara bir de kurun sabitlendiği iddiası eklendi.